Geldik 49'a. Evet, geldik 49'a. Ne diyor? Yunus Emre, como todos aquellos poetas, escritores y filósofos que han sobrepasado los límites de su tiempo. Sobrepasando los límites de su tiempo. Kendi zamanlarının sınırlarını zorlayan, sınırlarını aşan. O şair, yazar ve filozoflar gibi Yunus Emre'ye tık 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 devam ediyor. Bakalım ne yapıyormuş? Otros temas que trata en sus canciones es la otros temas que trata en sus canciones es la naturaleza. Burada kansiyon şarkı olabilir, destan anlamı olabilir. Şarkılarında ve destanlarında ele aldığı diğer konu doğadır. Yunus Emre doğa bilemedim. Devam edelim. Se inmortalizó por haber dado importancia al ser humano. İşte bu Yunus Emre'ye biraz daha yakın oldu. İnsan varlığına verdiği değerden dolayı ölümsüzleştirildi. Bu Yunus Emre'ye çok yakın. Öbürlerine bakalım. Eğer öbürleri daha yakın değilse doğru şıkkımız B. Hace que en esto se base la razón. Ne kadar anlamsız bu cümle. Sebep buna dayalı olsun diye yapıyor. Sebebi buna göre yapıyor. Sebebi bundan dolayı. Çok mantıksız bir cümle. Ben şunu hemen bir atabilir miyim? Sebebini bundan dolayı yapıyor. Neyi yapıyor? Daha ortalıkta bir şey yok. Decide acudir otros grandes filósofos para pedir apoyo. Destek talep etmek için diğer büyük filozoflara filozoflara gitmeye verdi. Onlara danışmaya karar verir. Yunus Emre niye böyle bir şey yapsın ki? Con motivo del 750 aniversario del nacimiento de este poeta turco. Ama bu havada kalıyor. Bu Türk şairinin doğumunun 750. yıl dönümü sebebiyle Yunus Emre ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Yok, çok burada fiil yok, burada da yok. Dolayısıyla zaten fiil olan bir şey onu aramamız gerekiyor. Yunus Emre dedi, açıklamasını yaptı. İşte zamanla aşan diğer filozof yazarlar falan gibi bir şey lazım orada. İşte se immortal. Evet. Burada fiil yok. Orada bir amaç vermiş ama amacı bir şeye bağlamamış. Yunus Emre otros temas que trata. Bu da çok saçma bir cümle. Çünkü şu komodan sonra buraya tempoya kadar hadi diyelim yan açıklama attık diyelim. Bizim bir ana cümleye ihtiyacımız var. Yunus Emre otros temas que trata en su canción es la naturaleza. Zaten böyle bir cümle olmaz. Dolayısıyla bu da gitti. Yunus Emre se inmortalizó por haber dado importancia. İşte ana cümlemizi oluşturmamız gerekiyordu zaten. İşte insanlığa verdiği değerden dolayı ölümsüzleştirildi. Buyurun size mis gibi ana cümle. 49 da bitti. 50'ye gidiyorum. Evet. La puerta imperial situada detrás de Santa Sofía es la puerta principal que da acceso al interior del conjunto del Palacio de Topkapı, la cual. Ha, peki. İmparatorluk kapısı ki kendisi situada detrás de Ayasofya'nın arkasında bulunuyor. Es la puerta en principal başlıca kapıdır. Ne yapıyor? Topkapı Sarayı'nın hatta saray kompleksin o bütün o alanın içine girmeye müsaade ediyor. Da acceso al interior. Oraya gitmemizi sağlıyor. La cual deyip gene kapıdan bahsedeceğiz. Bu kapı ile ilgili bir açıklama daha geliyor. Ki o kapı bakalım ne yapılmış kapıya. Fue vendida por el Sultan Mehmet el Conquistador. Süper.
Fatih Sultan Mehmet tarafından satılmıştır. Hiç zannetmiyorum. Fue eliminada durante el periodo de Sultan Mehmet el Conquistador. Fatih Sultan Mehmet dönemi boyunca veyahut da döneminde kaldırılmıştır diyor. Ortadan kaldır, eliminada, ortadan kaldırmak, yok etmek falan anlamında. Bu satmakla aynı zaten. Fue pintada, bu çok güzel. Fue pintada durante el dominio del sultan. Fatih Sultan Mehmet döneminde işte o dominio hatta hükümranlığı süresinde boyanmıştır diyor. Nereden bilelim ya? Bu ay çok tatlı. Fue comprada con fondos del Sultan Mehmet el Conquistador. Fatih Sultan Mehmet'in fonları, parası, akarı ile alınmıştır diyor. Satın alınmıştır. Çok zannetmiyorum ya. Fue construida durante de la época. Bu çok daha mantıklı. Ya ben bunları da sileceğim. Ama şu resim yani boyanmış olması bence çok güzel bir şık bu ya. Tabii ki yanlış, dalga geçiyorum. Fatih Sultan Mehmet dönemi boyunca o dönem esnasında yapılmıştır. Olacak tabii ki. Yaptırılmıştır. Fue konstrüyle yapılmıştır, yaptırılmıştır. Neyse. Evet bu. Çok şeker. Sultan Mehmet emretmiştir. Onlar da inşa etmiştir. Bu kadar basit. Çünkü orada bir geçiş olayı falan da var değil mi? Ayasofya'dan o tarafa geçiş. O, tamam orada bir kapı var. Tamamen inşa edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Satma, yok etme, boyama ve satın alma gibi şeyler söz konusu. Böyle bir cümle için özellikle hele bir de bir sultan olayı için içine giriyorsa zaten tuhaf olur. 50 bence en eğlenceli şeylerden biriydi bu. Ya boyandıysa? Bak takıldım oraya ben şimdi. 51. Ha, bitiyor. En una sala del Museo de Topkapı se encuentran dos candelabros de oro macizo, uy, que pesan 49 kilos cada uno. Ya. Hadi bırakın İspanyolca bilmeyi, bir de çok enteresan şeyler öğreniyoruz. Topkapı Müzesi'nin bir salonunda, bir odasında veya salonunda Cinquentran'da iki tane avize var. Masif altın. Masif altın demek. Saf altın. Som altın. Som altın diyoruz biz. Evet. Som altından iki tane avize var. Ki her biri cada uno. Her biri 49 kilo. Vay vay vay. Bir de genel kültürümüz gelişiyor. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle bu kandelabros avize ile ilgili bir şey daha geliyor, bir açıklama daha geliyor. Adornados con miles de diamantes que forman el sello del Sultan Abdülmecid. Biz sello derslerde pul diye gördük ama damga anlamı da var. Tabii artık şey damga kullanılmadığı için günümüzde hep pul diye karşımıza çıktı veyahut da pul diye çevirdik ki o bile artık kullanılmıyor doğru düzgün. Ama burada işte zaten sultanımız da olduğuna göre sultanın mührünü, Sultan Abdülmecid'in mührünü oluşturuyor. Ve binlerce diyelim, pırlantayla süslüyor. Avize binlerce pırlantayla süslü. Zaten kendisi som altın. Abdülmecid'in mührü şeklinde olabilir mi? Öbürlerine de bir bakasım var. Que funcionan con parafina. Uy. Ah, bu da ilginç. Parafinle çalışan. Parafinle çalışan avize olmaz. Parafinle mum yapılıyor. Ama tamam hadi lambanın içine mum koyma bir yere kadar da. Koca Topkapı Sarayı ya. Bu çok saçma geldi bana. Parafinle çalışan avize yok diyor. Zannetmiyorum. Para la familia real. Tatan. Bak çok güzel çeldirici şeyler var burada. Kraliyet ailesi diyor. Tamam bir yerde sanki böyle aa evet buymuş falan. Ama bizimkiler kral değil ki sultan. Sil gitsin. Adornados para la tumba de profeto Mahoma.
Mahoma çok enteresan geldi bana. Muhammed, Hazreti Muhammed profeta diyor çünkü. Onun mezarı kabri için süslenmiş. Avizeler onun için kabri süslenmiş olamaz. Compramos por un prendero a cambio de tres cucharas. Üç kaşık karşılığında bir prendero tarafından satın alınmış. Prendero böyle ikinci el kıyafet, antika, alım satım, mobilya. Tamam, mücevher de alıyorlar, satıyorlar bunlar da. 3 kaşık karşılığında 49 kilo ağırlığında som altın avize kimse vermemiştir. Evet, Sultan Abdülmecit'in ürünü oluşturan ve binlerce pırlantayla süslü. Doğru cevabımız bu ama inanılmaz. Bence bu 51 gerçekten çok zor. Hadi bu kraliyet ailesi için ve hatta Hazreti Muhammed'in kabriyle alakalı olmadığını çok rahatlıkla yakalayabiliriz ama işte eskiden elektrik lamba var mıydı? İşte o bize parafinli mumlarla mı çalışıyordu? Veya bu Topkapı Sarayı'ndaki birçok malzemeyle ilgili çok böyle enteresan akıl almaz hikayeler vardır işte. Ne bileyim işte antikacı ya 3 kaşık karşılığında şey saray bunu satın aldı falan gibi enteresan hikayeler de olabilir. Bu bence biraz genel kültürle de alakalı bir soru gibi geliyor bana. 51 bence en enteresan sorulardan bir tanesi burada. Yani o masif altın avizelerin Sultan Abdülmecit'in mührü şeklinde yapılmış olduğunu nereden bileyim ben? Ki bir de bunun bir de İspanyolcasını bileceğiz. Böyle enteresan şeyler çıkıyor ama şeyde KPSS sorularında özellikle eskilerde hani genel kültürünüzü de test eden sorular gibi oluyor bunlar. Neyse baba enteresan geldi bana, o yüzden biraz çenem düştü, kusura bakmayın. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.